Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir fosforlu kalemde daha beraberiz. Bugün sizinle beraber inşallah Nurettin Topçu'nun kültür ve medeniyetini konuşacağız. Nurettin Topçu'nun kültür ve medeniyeti dergah yayınlarından çıkmış. Kapağını da şöyle yüzüme yaklaştırarak mümkün mertebe göstermeye çalışayım. Hepsi gözükmez ama gözüktüğü kadarıyla idare edin arkadaşlar. Ben bu kitabı yine kütüphaneden aldım elbette bir bedavacı olarak. Arkadaşlar, genel anlamda kitabı tavsiye edebilirim. Güzel bir kitap. İçindeki metinler çok tatlı, çok zevkli, çok hem de öğretici metinler. Bunu söyledikten sonra şimdi alıntılarımızı okuyalım. Nereleri işaretlemişiz fosforlu kalemle, neler dikkatimizi çekmiş onları sizinle paylaşayım. Ondan sonra da tekrar en başa dönüp kitap hakkında bir şeyler söylemeye çalışayım bir saat içinde. Belki bugün alıntılarımın, daha doğrusu işaretlemelerin hepsini paylaşamam çünkü bir saati çok aşar. Çok güzel şeyler var içinde gerçekten. Olduğu kadar, becerebildiğimiz kadar, sığdırabildiğimiz kadar paylaşalım. Evet arkadaşlar, şimdi ilerlemeye başladım. Ha, bendeki baskısını da söyleyeyim kitabın. Onu belirteyim çünkü bazen baskılar arasında fark olur. Bendeki baskısı arkadaşlar Kasım 2018 baskısı. 14. baskı. Kasım 2018 baskısı, 14. baskı. Evet, ilerleyelim. İlk işaretlemem hemen ön sözden dikkatimi çekmiş. Kitabın 13. sayfası. Biraz evvelinden alıp okumaya çalışayım. Bir asırdan beri memleketimizin başta gelen derdi medeniyet meselesidir. Geçmişte büyüklüğü dünyaca bilinen Türk milletinin medeni varlığa sahip olmadığını önce Batı'yı tanıyanlar ortaya attı. Tanzimatla başlayan Batı münasebetleri, asıl bu kısım benim dikkatimi çekti. Tanzimatla başlayan Batı münasebetleri birçok nesillerin gözünü kamaştırdı. Aydınlar Batı'nın yükselişindeki sırrı aramaya koyuldular. Ve bu araştırmayı yaparken farkında olmadan, işte burası işaretlediğim yer, kendi iç dünyalarını Batı'nın içinde buldular. Kendi iç dünyalarını Batı'nın içinde buldular. Birbiri ardı sıra birkaç nesil, Avrupa'ya benzemek için ne yapalım, garplaşma nasıl olmalı diye uzun zaman sayıkladılar. O nesilleri Batı taklitçiliğine hem de ruhlara duymadan sürükleyen kuvvet, başlangıç noktasında bağlandıkları aşağılık duygusu olmuştu. Bu cümleyi bir daha okuyayım. Güzel bir cümle, aklımızda kalsın. O nesilleri Batı taklitçiliğine hem de ruhları duymadan sürükleyen kuvvet, başlangıç noktasında bağlandıkları aşağılık duygusu olmuştu. Bu duygunun kendi içimize akıttığı zehir, bizi küçülttükçe küçülttü. Böyle bir içten yıkılış faciasının karşısında dikilen, ha burayı atlayayım. Burada mevzu değişiyor. Değişiyor. Tövbe estağfurullah, dilim dönmedi. Değişiyor arkadaşlar. Şurada mesela işte kitabın genelinde de ben bunu eleştiri olarak dile getiriyorum. İslami bazı şeylere şekilcilik diyerek çok saldırıyor Nurettin Topçu. Fıkıh da buradan hissesini alıyor. İşte buradaki sünnet-i seniyenin bazı unsurları da hissesini alıyor. Mesela işte şurası. Sımsıkı bağlanmada felah ümidi buldular diyor. O inkılapçılar için bunu söylüyor. Batının şekillerini gümrüklerden mal çıkarır gibi memleketimize sokanlarla, yine okuyamıyorum arkadaş. Batının şekillerini gümrüklerden mal çıkarır gibi memleketimize sokanlarla sakalda ve sarıkta keramet bulanlar kıyasıya birbiriyle çatıştılar. Sakalda, sarıkta keramet vardır aslında. Nurettin Topçu niye buna takmış? İşte dediğim kitabın genelinde o şey var. O şekilcilik diyor onlara. Fıkha da aynı eleştiri yapıyor. İslam ulemasını da oradan tezif ediyor. Bence haksız bu konuda. Sakal, sarık ve diğer unsurlarda bunları şekil olarak ele almamak lazım. Bunların üzerinden yapıldı zaten bütün değişim. Yani o şekilleri koruyamadıktan sonra bizim kimliğimiz dejenere olmaya başladı. Ama Nurettin Topçu'nun buradaki görüşü öyle değil. Kitabın genelinde de
Alıntıları da ilerledikçe göreceksiniz arkadaşlar. Biraz bakışı farklı. Evet, geldik kitabın 20 değil 19. sayfasına. Kültür ve teknik başlıklı yazıda hemen en baştaki paragraf. Teknik, ilimlerin tatbikatı demektir. Ancak gayesi değil, sadece tatbikatı. Zira biliyorsunuz ki ilmin gayesi hakikati tanıtmaktır. İlmin gayesi hakikati tanıtmaktır. İlim hareketi tanımak aşkının tatminidir. İlim hareketi tanımak aşkının tatminidir. Teknik istenmeyen bir netice, bir meyve, bir mükafat gibidir. Biz onunla arzdan en iyi şekilde faydalanıyoruz diyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kitabın 20. sayfası. Kültürü şöyle tarif ediyorlar diyor Nurettin Topçu. Okuyan insanın zevkini tenkit etme ve hükümler verme kabiliyetini inkişaf ettirmesidir. Kültür şöyle tarif ediyorlar diyor. Okuyan insanın zevkini tenkit etme ve hükümler verme kabiliyetini inkişaf ettirmesidir. Güzel bir tarif. Yani bir şeyleri tartabilir, ölçebilir, şu iyi bu kötü diyebilir seviyeye gelmektir diyor kültür. Güzel. Şu halde bir milletin kültürü, onun bütün fertlerinin sahip olduğu hadiseleri karşılayan duyuş şekilleriyle bütün tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümlerdir diye devam ediyor. Yine aynı sayfada aşağılardan bir yer okuyacağım arkadaşlar. Burası da ilim zihniyeti dediği bir mevzuyu anlatıyor. Fil hakika, ilmin metotları ve ortaya koyduğu ilim zihniyeti her yerde başkadır. İlim, alimin yaptığı araştırmaların neticesinden ibaret değildir. Hakikatin araştırılması bu araştırmanın yollarıdır. Varılan neticeler aynı olsa bile ulaştıran yollar başkadır. Bu yola ilim zihniyeti diyoruz. Yani bir nevi usul. İlim zihniyetindeki başkalık milletlerin ilim dehasındaki hususiyetlerini yaratmıştır. Yani her milletin kendi usulü vardır diyor ilim usulü. İlim araştırmalarında Almanlar akılcı, İngilizler tecrübeci, Fransızlar tenkitçi zihniyeti hakim kıldılar diyor ve devam ediyor. Bir sonraki sayfada bir cümle okuyayım. Felsefe insanın kainatı görüşüdür. Güzel bir cümle. İşte hocanın Hitler'e muhabbetinin az buçuk çıtladığı yerlerden birisi diyelim. Diyor ki, öyle ki Gazali'de bir Nizamül Mülk'ün, hatta bir Gazi Osman'ın siması, Rousseau'da bir Robespierre, Hegel'de Hitler yaşamaktadır diyor. Devam ediyor buradan ilerisi. Yine burada güzel bir tarif var. Yukarıdan alıp geleyim. Sanat, onu yapan milletin şahsiyet sahibi ferdinin eseri olduğundan, o ferdi bulunduğu alem içerisinde çeviren determinizm sebebiyle milli karakterini ister istemez taşır. Biz sanat yapıyoruz. O kendiliğinden milli oluyor. Çünkü millet insaniyetin içsel tercümesidir. Tekrar okuyayım arkadaşlar. Çünkü millet insaniyetin içsel tercümesidir. Biz sanat yapıyoruz, o kendiliğinden milli oluyor diyor. Çünkü millet insaniyetin içsel tercümesidir. Kendi insaniyetimizi böyle anlıyoruz, böyle çeviriyoruz gibi millet kavramına da bir tanım getirmiş burada. Hoş. Bir sonraki sayfa yani 22. sayfa diyor ki Türk'ü Müslümanlıktan ayırmak imkansızdır. Bugün Fransız ve İtalyan milliyetini Katolik inancından, Türk'ü Müslümanlıktan ayırmak imkansızdır. Bu suni ve zoraki bir tasavvur olur. Denemelerin muvaffakiyetsizliği de meydandadır diye devam ediyor. Burada güzel bir eleştirisi var hocanın 24. sayfada. Bu eleştiriyi de biraz yukarıdan alıp okumak istiyorum. Böyle gençlerimizi, biz artık gençliğe hafiften veda ediyoruz ama en azından onları
biraz titretecek, kendine getirecek, bizim gibi yaşlıları da evet eyvallah dedirtecek bir şey. Teknik, kültürden sızan bir usare, kültür ağacının yetiştirdiği bir meyveydi. Halbuki bizim kendi kültürümüz tekniğimizi yaratmadı. Onu emanet bohçalar içinde garptan aldık. Yaratmanın zevkini biz yaşamadık. Bizim için teknik, çocuğun heveslerini tatmine yarayan bir vasıtaydı. Bu halin ifadesini haksız ve kolay kazançlar ile Amerika'dan getirdiği hususi otomobilini kullanan günün saltanat sahiplerinden bir büyük çocuğun tavırlarında bulabilirsiniz. Bugün içimizde yapmak, yaratmak, yaşatmak ideali nedir bilmeyerek sırf kazanmak, apartman, otomobil sahibi olmak için yaşayanlar çoğalmaktadır. Medeniyet satın alınır zannettik, elbiseyi aldık, insanı göremedik bile. İlahir devam ediyor burası. Daha fazla alıntılamayayım. Devamı da çok güzel. Mutlaka bu kitabı edinip okuyun arkadaşlar. Şurayı bir daha okumak istiyorum. Bugün içimizde yapmak, yaratmak, yaşatmak ideali nedir bilmeyerek sırf kazanmak, apartman, otomobil sahibi olmak için yaşayanlar çoğalmaktadır. Medeniyet satın alınır zannettik. Elbiseyi aldık, insanı göremedik bile. Ve hazır aldığımız bu teknik, sahibi tarafından kullanılamayan, sahibine yabancı bir el tarafından sahibinin hesabına ve onun varlığında kullanılan bir bıçak gibi benliğimizde derin yaralar açtı. Ya biz diyor bu tekniği evet heves ediyoruz, kullanıyoruz ama onu üretmiyoruz. Üretmeye de açlığımız yok. Bizimki diyor çocuk hevesi gibi bu merak. Asıl tekniğe merak onu üretmek, onun üzerinde ilmi bir gayret sarf etmek, o bilginin üreteni olmak, o tekniğin üreteni olmak asıl diyor mevzu o. Ama diyor bizim şu anki hevesimiz oyuncaklarından elde etmek, satıp savup ondan almak diyor yani. Güzel bir eleştiri. Böyle bir hareketlendiren ruhu, kaynatan bir yanı var. 27. sayfada arkadaşlar. Gene güzel bir tespiti var hocanın. Şöyle bir yerden alalım. Derimize gömülmesi ve damarlarımıza sinmesi lazım gelen sevgiden bizi bu derece mahrum eden şey, Allah sevgisinin kaybedilmiş olması olsa gerek. Bir daha okuyayım. Derimize gömülmesi ve damarlarımıza sinmesi lazım gelen sevgiden bizi bu derece mahrum eden şey, Allah sevgisinin kaybedilmiş olması olsa gerek. Filhakika din kültürümüzü teşkil eden unsurlardan birisidir demiştik. Filan diye devam ediyor. Daha devam etmeyin. Şurası da güzel arkadaşlar, aynı sayfada. Kültür sonsuzluğa doğru yol almaktır. Onun tenkitçi ve araştırıcı rolü dini ortadan kaldırmaya çalışmak değil, ona gerçek istikametini vermek olacaktır. Bu milleti kurmuş olan, onun ahlak ve vicdanını yoğurmuş bulunan İslam dininin ihyası, tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu milleti kurmuş olan ve onun ahlak ve vicdanını yoğurmuş bulunan İslam dininin ihyası, kalkınmamızın belki en esaslı şartıdır. İşte bundan sonra din adamlarına falan eleştiri geliyor. Ancak bu hareketi onun içinden çöktürmüş olan din adamlarımızdan beklemek cidden abes olur. Bu çalışmayı körcesine kabul etmektir falan filan. Din adamları niye suçlu olsun? Zaman ahir zaman din adamlarının nasihati ne kadar tesir ediyor? Yani bu din adamlarını suçlamak biraz kolaycılık. Aslında her bireyin, her ferdin ihmali var. Din adamları eğer dinin bilgisini cidden taşıyabiliyorlarsa kendi fonksiyonlarını görüyorlar demektir. Onlardan bir de bunun üstüne aktivist fonksiyonu veya siyasetçi fonksiyonu veya ne bileyim böyle hayatın başka yerlerinde de görevler beklemek çok gerçekçi değil. Çok gerçekçi değil. Çünkü din adamının fonksiyonu geçmişten günümüze öyle olmadı. Ha cihat zamanı ayrıdır. O zaman elbette o meydanda onların da şeyi vardır ama onun dışında onlar kendi fonksiyonlarını görürken diğerlerinin işini yapması lazım diye düşünüyorum ben. Tabii Nurettin Topçu Hoca farklı düşünüyor. Fikir Kuvveti yazısından 31. sayfada
Güzel. Başlangıcından gelip okumak istiyorum bunu. Asrımızın sefaleti, maddeye bağlanan teknik kuvvetinin fikir kuvvetini yenmiş olmasından ileri gelmektedir. Asrımızın sefaleti, maddeye bağlanan teknik kuvvetinin fikir kuvvetini yenmiş olmasından ileri gelmektedir. Bugün dünyanın her tarafında felsefe sistemleriyle üniversite hareketlerinden ziyade atomla NATO'dan bahsediliyor. Son asırların bakir ideali olan demokrasi bile birbirlerine inanarak bağlanmış fertlerden mürekkep toplumların fikir kuvveti olmaktan çıkmış, maddi menfaatlerle ihtirasların büyük sayılara dayanan kuvveti olmuştur. Bir daha okuyayım bu demokrasi eleştirisini. Son asırların bakir ideali olan demokrasi bile birbirlerine inanarak bağlanmış fertlerden mürekkep toplulukların fikir kuvveti olmaktan çıkmış, maddi menfaatlerle ihtirasların büyük sayılara dayanan kuvveti olmuştur. İla ahir metin devam ediyor. Güzel bir metin. İşte burası arkadaşlar mesela yine kitapta eleştirdiğim bir şey. Nurettin Topçu Hoca Hazreti Ali radıyallahu anh mevzuyu ne zaman getirse biraz böyle acı laflar ediyor. Yani terbiyesizlik ediyor bence. Hazreti Ali radıyallahu anh bu noktalarda nasıl eleştirilebilir? Ancak hani Vehhabi damarı diyeceksiniz ama hocanın tasavvufa da muhabbeti var. O da bir tuhaf duruyor. Yani tasavvuf muhabbeti olan birisi nasıl Vehhabi olur? Vehhabilik biraz tasavvuftan hoşlanmaz. Öyle biliyoruz biz. Fakat Atasoy Müftüoğlu'nun da bir kitabında ben okumuştum. Hatıralarını anlatıyordu. Orada da mesela Nurettin Topçu'nun bir hareket dergisi toplantısında Hatemi kardeşler de oradaymış o sırada. Hazreti Ali radıyallahu anh için şey demiş, Ebu Talib'in şımarık oldu demiş. Onu duyunca haşa tabii Hatemi kardeşler bir daha hareket dergisi içinde yer almamışlar. Uzaklaşmışlar Nurettin Topçu'nun çevresinden. Hüsrev ve Hüseyin Hatemi kardeşler biliyorsunuz onlar zaten İranlı aslen, Şiiler diye biliyorum ben de. Hadi Şii olmaya gerek yok. Ehl-i Sünnet bile olsanız Hazreti Ali hakkında bu sözleri duyduğunuz zaman biraz moraliniz bozulur yani. O ortamdan uzaklaşmak istersiniz. Okuyunca anlayacaksınız. Hristiyanlık orta çağda İsa'nın ruh kuvveti olmaktan çıkıp da kilisenin otorite ve tedip kuvveti olduğu zaman yıkıldı. İslamiyet Hira Dağı'nda peygamberin mistik feryadı iken en büyük ruhun ideali olmuştu. İlk defa Halife Ali'nin mevki iktidar ihtirası ile birleştiği anda yıkıldı. Haşa. Hazreti Ali'yi biz bundan radıyallahu anh tenzih ederiz. İmam Ali ihtirasla yapmadı o işi. Hakikat ve hak sevdasıyla yaptı. Adalet sevdasıyla yaptı. Bu yanlış bir tespit. Açıkça da söylemek lazım. Nurettin Topçu'nun hatalarından birisi. İslamiyet Hira Dağı'nda peygamberin mistik feryadı iken en büyük ruhun ideali olmuştu. İlk defa Halife Ali'nin mevkii iktidar ihtirasıyla birleştiği anda yıkıldı. Allah Allah ya Rabbi. 33. sayfa. Yine işte Hazreti Ali'ye mevzuyu getirip acı sözler ettiği bir yer. Mevki iktidar ve siyaset mücadeleleri Halife Ali'nin devrinde ruhu İslam'ın cemaat içinde eriyerek kaybolmasıyla neticelenmişti. Bak, mevki iktidar ve siyaset mücadeleleri Halife Ali'nin devrinde ruhu İslam'ın cemaat içinde eriyerek kaybolmasıyla neticelenmişti. Yani bunun öyle bir söyleyişi var ki mesuliyet Hazreti Ali'deymiş gibi radıyallahu anh. Bir de radıyallahu anh falan demiyor yani Halife Ali. Yani alışık olmadığımız bir şey. Bizim kendi içimizdeki ulemamız, aydınımız böyle anmaz Hazreti Ali radıyallahu anh. Yani mutlaka önünde Hazreti, sonunda radıyallahu anh olur ama burada hiç öyle anmıyor. Ona tekrar ideal hüviyeti veren Osmanoğulları tarih sahnesine çıkmamış olsalardı belki de ruh-i İslam'ın günümüze nazaran daha pek erken sönmüş görecektik. Aynı şekilde fertlerdeki mevki iktidar ve siyaset ihtirasları
memleket selametini siyaset sahasındaki değişmelerde arayan izansızlık, memleket selametini siyaset sahasındaki değişmelerde arayan izansızlık, milli bünyemizi asırlardan beri mütemadiyen yıpratmaktadır. Bugün bir genç için hayata hazırlanışın gayesi, siyasetle ticaretten başka bir şey değildir. Burada söylediği şeylerin büyük kısmı haklı. Yani siyasetin belirsizliği, işte partiler sistemi, bugünkü sistem, kimin seçileceği o şeyi muhataralı, o süreçte kimlerin işte ne olacağı muhataralı, sürekli devlet el değiştiriyor. Elbette bu bireyleri siyasetle daha ilgili, daha alakalı kılıyor. Bugün hepimiz az çok siyaset üzerine konuşuyoruz yani. Fakat burada sanki saltanatla siyasetsizlik, daha doğrusu istikrar arasında doğrudan bir bağ kuruyor hoca. İlerleyen başka metinlerde de bunu hissedeceksiniz. Mesela işte Hazreti Ali radıyallahu anh neye karşı cihad etti? Yani halife kendisiydi. Hazreti Muaviye radıyallahu anh karşısındaydı. Ama o saltanat temsil ediyor. Aslında kendi şahsının amacı o olmasa bile başlangıçta. Şimdi mevzu tarih açısından baktığınız zaman Hazreti Ali hilafet sisteminin meşveretle, bir tür seçimle diyelim, devam etmesini istiyor. Layık olanın geçmesini, onun da tabii meşveretle olmasını, sahabeler arasında istişareyle olmasını istiyor. Hazreti Muaviye radıyallahu anh temsil ettiği şey de, her ne kadar kendisinin başlangıçta görüşü o olmasa da bir saltanat sistemi oluşmuş arkasından, o da onu temsil ediyor. Burada sanki lafı oraya getiriyormuş gibi. Yani Osmanoğullarının sağlıklı, sağlam saltanat sistemi, bir de Hazreti Muaviye'nin zamanındaki radıyallahu anh saltanat sistemi, bu ikisi arasında bir ilgi kurup yani ruhun ölümünü buna bağlıyor gibi. Yani saltanat olursa o ruh ölmez. Millet siyasetle ilgilenmez, siyaset o belirli bir hiyerarşinin işi olur gibi gibi şeyler söylüyor. Bir kısmen bazı yerlerinde hak veriyorum ben, çünkü hakikaten şu an siyaset herkesin ağzına düşmüş durumda. Bu kadar da olmamalı belki. Fakat eleştirinin bu kadar yukarıya çıkması, Hazreti Ali'ye radıyallahu anh falan gitmesi bana doğru gelmedi gibi arkadaşlar. Bakalım siz ne düşüneceksiniz okuduğunuzda kitabı. Kitabı okuyun, sözlerime bakmayın, kitap güzel. 37. sayfadayız. Güzel bir ifade var burada. Biz Batı'nın iki şeyini yanlış anladık. İki yüzünü tersinden gördük, ilmini ve ahlakını. Batılılaşmak isterken onun ilmini alıp ahlakını almamak kararını verdik. İlimle ahlakın aynı kökten çıktıklarını bilemedik. İlimle ahlakın aynı kökten çıktıklarını bilemedik. Aynı sayfanın aşağısından bir yer okuyayım arkadaşlar. Burayı da işaretlemişim. Batı'nın dimağına aşk fikrini aşılayan Hristiyanlık olmuştu. Din, namütenahilik demek olan Allah ideali olduğuna göre, ilmi doğuracak olan namütenahilik aşkını da yine o getirecekti. Ve öyle oldu. İlmin beşiği olan felsefi düşünceye bu gözlerle görüp, bu kaba cilt ile temas edemediğimiz bir hakikat aleminin var olduğu ve bu alemi ancak aklın idrak edebileceği tasavvurunu sokan Eflatun ve onun bu görüşünü benimseyen Hristiyan filozofu Aziz Agustin, bu aşkın mucizesi oldular. İlahi bu metin devam ediyor. Söylemek istediği şöyle bir şey galiba. Yani bilmediğimiz bir alemin varlığı, gayb aleminin varlığı, gayba iman, o Bakara suresinin hemen başında geçtiği haliyle, bunun diyor insanın düşüncesine sokulmasıyla insan marifet merakına düştü. Bugünkü tekniği, ilmi doğuran da aslında bu düşünce diyor Nurettin Hoca. Bunu ilerleyen kısımlarda tekrar edecek bu görüşü. 40. sayfadayız. Özgürlük hakkında konuşuyor. Hürriyet onun bir imtiyaz... Şuradan alayım. Biraz daha geriden. İlim düşüncesinin dayandığı bu muazzam hürriyet kanunu alime mahsus bir malikane midir? Yani alim hür olsun ve hürriyet onun bir imtiyazı halinde kabul edilsin. Ama halkın hayatı, halkın şuuru bu hürriyetten uzak yaşasın. İşte sarahatle ifade edilmediği halde
Doğunun dünyasının yaşattığı vehimlerden birisi de budur. Her şeyden evvel ilmi hepimizin aklından, alimi cemiyetinden ayırmak hatadır. İlim gökten inmiyor, aramızda hayat kazanıyor. Zemin bulursa var olacak. Alim de bizim aramızdan çıkacak. Bizim hür düşüncemiz ilme hayat verecektir. Yani toplumdaki özgürlüğün ilim hayatında desteklediğini, özgürlüğün sadece alimlere verilmemesi gerektiğini, bütün halka verilmesi gerektiğini hoca burada anlatıyor. El-Hak haklıdır da elbette özgürlüğü şer-i şerif çerçevesinde düşündükçe, ondan aşmadıkça, taşmadıkça. İlerliyoruz arkadaşlar. Şurada mesela ileride de birkaç şey gelecek. Bilmiyorum oraya kadar gidebilir miyiz? Hızımız yeter mi? Mesela evrime yakın şeyler söylüyor. Bazı yerleri sarahatle evrimden bahsediyor. Ama burada mesela üstü örtülü. Onu bilmesek ne cansız maddeden canlıların çıktığını, ne insanın yeryüzündeki medeniyet devirlerini, ne de insanı anlayabilecektik. Pardon, yukarıdan alayım. İlmin dayandığı bir temel de tekamül fikrine inanmaktır. İlmin dayandığı bir temel de tekamül fikrine inanmaktır. Kainatımızın sürekli bir oluş halinde bulunduğu, bütün varlıkların bu oluşa ve değişmeye tabi oluşları demek olan tekamül, ilme 16. asrın mesut armağanıdır. Tekamül kanunu, yani işte yeni tabirle evrim. Ama bu evrimi burada hoca kendisi mi ayrı bir tanıma tabi tutuyor? Yoksa batılıların bahsettiği evrimden mi bahsediyor? Orası biraz flu kalıyor. Onu bilmesek ne cansız maddeden canlıların çıktığını, mesela niye yaratıldığını demiyor, çıktığını diyor. Ne insanın yeryüzündeki medeniyet devirlerini, ne de insanı anlayabilecektik. Bunsuz, geceden gündüzün, ölüden dirinin çıktığını ifade eden ayet anlaşılmayacağı gibi, yani tekamül kanunu anlaşılmazsa bu ayet de anlaşılmaz diyor. Geceden gündüzün, ölüden dirinin çıkarılmasından bahseden ayet, Hazreti İbrahim'den hatta ilk dinden sonuncuya kadar hepsi de aslında hakkı arayan dinlerin ne için birbiri üzerine basamaklandığını da anlaşılmayacaktı diyor. Küçük derelerin gayesi birleşip deniz olmaktır. Kainatımızın bütün hadiseleri basamak basamak yükselmekle yükseklerdeki bir ummana ulaşmak istiyor. Her şey hepsinin gayesi olana doğru tekamül yolundadır. Her şey hepsinin gayesi olana doğru tekamül yolundadır. Felsefede teşebbühü bil vacip diye bir şey var. Yani tabiri caizse Allah'a benzemek. Felsefecilerin böyle bir iddiası var. 30. sözde Bediüzzaman Hazretleri onu eleştiriyor. Yani Ener Risalesi'nde eleştiriyor 30. sözün birinci kısmında. Burada şimdi mesela her şey hepsinin gayesi olana doğru tekamül yolundadır dedi. İleride başka metinler de gelecek. İnsanın ilahiliğinden falan bahsedecek. Yani böyle tam onu diyor diyemem arkadaşlar. Şimdi sizi şey yapmayayım ama böyle huylandırıyor da. Yani ne demek istiyor bu hoca burada? İşin ucu biraz açık. Kötü bir yere mi gidecek diye ürperiyorsunuz yani. Devam edelim. Güzel bir cümle var, bunu okuyalım. Bizim yapacağımız ilk iş, batının aşıkı değil, insan ruhunun aşıkı olacak bir zümre yetiştirmektir. Bizim yapacağımız ilk iş, batının aşıkı değil, insan ruhunun aşıkı olacak bir zümre yetiştirmektir. Devam edelim. 53. sayfa. İlim, bu da güzel bir cümle, ilim Avrupa'da imana götürüyor, doğuda ise imandan uzaklaştırıyor. İlim Avrupa'da imana götürüyor, doğuda ise imandan uzaklaştırıyor. Bilgiler kitabı diye bir kitap okumuştum. İçinde söyleşiler vardı, yabancı düşünürler, filozoflar, işte bilim adamlarıyla falan. Orada bir kardinal vardı, ismi aklıma gelmedi. O kardinal de şöyle diyordu: az ilim Allah'tan eder, çok ilim Allah'a götürür. Az ilim, daha doğrusu az bilim diyor. Az bilim Allah'tan eder, çok bilim Allah'a götürür. Hoca da ona yakın bir şey söylemiş. İlim Avrupa'da imana götürüyor, doğuda ise imandan uzaklaştırıyor. Neden? Bizim sathi ilişkimizden. İlimle, bilimle dalalete giden aslında bilimin çok yüzeysel temasını kuran kişi.
ateistlere falan da bakarsanız görürsünüz. Adam aslında çok bilmiyor mevzuyu ama az bir şey öğrenmiş bile. Yarı aydın olmuş. Yarı hoca olmuş diyelim. O yarımlıktan oluyor başına, her şey ondan geliyor yani. Tam bilse o dalalete sapmayacak. Argümanı öğrenmiş, onu kötüye kullanıyor. Argümanın dayandığı esası bilmiyor. İşine de yaramıyor belki. Onun maksadı farklı zaten. İşte mevzu oradan çıkıyor. Az bilmek ama onu tam sanmak. Cehli mürekkep. Eskilerin tabiriyle. Bilmemek ama bilmediğini de bilmemek. Metafizik başlıklı yazı 56. sayfa. Burada hoca metafiziği savunuyor ve mantıklı, yani çok güzel bir noktadan savunuyor. Şuradan alayım, okuyayım arkadaşlar. Buna biraz vakit ayıralım. Bizde metafizik kelimesi çok yere yanlış anlamda alınmıştır. Çoktandır memleketimizde her türlü değişmelere inkılap adı veren kültürsüz bir zümre, birçok inançların kökü sayılan metafiziğe düşman kesilmişlerdir. Ama bu zavallılar diyor, metafiziğin ne olduğunu bilmezler. Bunların arasında felsefe hocaları da vardır. Vaka geçen asırda Fransa'da Auguste Comte metafiziğin lüzumsuzluğunu, böyle okunuyordur inşallah ismi, gerçek konusu bulunmadığını iddia etmiş ve metafizikle mücadele etmişti. Ama hiç olmazsa Comte bu iddiasını ispatçılık adı verilen kendi ortaya attığı bir felsefe sistemiyle müdafaa etmişti. Bizim inkılapçılarımızın metafizikten sadece kendi arzu ve zevklerini ve bir de basit görüşlerini perdeleyen bir engel olduğu için hoşlanmıyorlar. Bizim inkılapçılarımız metafizikten sadece kendi arzu ve zevklerini ve bir de basit görüşlerini perdeleyen bir engel olduğu için hoşlanmıyorlar. Metafizik içgüdülerimizle yaşamamıza razı olmayıp bizden üstün bir akıl dileyen disiplin olduğu için ondan kurtulmaya çalışıyorlar. Aslında bu çağın ve geçmiş çağın diyelim yüzyılın inkarcılığının şeyi arkadaşlar, metafizik içgüdülerimizle yaşamamıza razı olmayıp bizden üstün bir akıl dileyen disiplin olduğu için ondan kurtulmaya çalışıyorlar. Hakikaten metafizik ortadan kalkarsa herkes mütefekkir kesilir. Düşünce demokrasisi yerleşir. Böyle düşünen aydınlarımız çok kere Avrupa'da metafiziğin çoktan ortadan kalkarak onun yerini ilimlerin tutmada olduğunu ileri sürüyorlar. Bunların Avrupa hakkındaki bilgileri bazı seyyahlarla sinemaların anlattıklarından ve bir de vaktiyle Darülfünun'da inkılapçı bir müderrisin birkaç formalık kurlarında okuttuklarından fazla değildir diyor. Dair eleştiriyor bunu. Yani Batı'da metafiziğe yaklaşım sanıldığı gibi onun inkarı noktasına gitmemiştir. Orada hala derinlikli bir metafizik konuşulmaktadır. Bu diyor, metafizik olmadan zaten ileride gelecek o bilim ilim de olmaz diyor yani. Metafiziksiz böyle bir şey kurulamaz, geliştirilemez diyor hocam. Buradaki yerli materyalistlere de, pozitivistlere de epey bir laf vuruyor. İnkılapçılara. Şuradan alarak burayı da okuyayım arkadaşlar. 59. sayfa. Gerçek sanat, kainat varlıklarından herhangi bir unsur, kainattan herhangi bir parça karşısında bile o parçayı kainatın bütününe bağlayan evrensel görüşü, ruhun bu evrensel karşılayışı bize anlatacaktır. Filozof gibi sanatkar da bütünü düşünen adamdır. Filozof gibi sanatkar da bütünü düşünen adamdır. Aslında çizdiğim cümle bu. Filozof gibi sanatkar da bütünü düşünen adamdır. Parçanın verdiği duyuşlar ciddi ve değerli bir sanat meydana getirmezler. Divan edebiyatımızın ve son nesil sanatımızın zaafı, kansızlığı ve bizi tatmin vermeyişi bundandır. Bize tatmin vermeyişi bundandır. Kainatın bütün halinde görüşü demek olan metafizik olmaksızın, sanat hayatında dahiler ve sanattan fonksiyonu olan ruhumuzun selamete kavuşması mefkuresi beklenmemelidir. Devam ediyor, mevzuyu ahlaka taşıyor vesaire. Benim buradan anladığım, yani bütünün anlamını bilmeden, bütünün anlamına dair kafa yormadan, ona dair bir teori, bir inanç sahibi olunmadan
Parçada sanat yapılamaz diyor. Parçada teknik de üretilemez. Bu yazının içeriğinde bunlar hep var. Yani parça bizi bir yere götürmez diyor. İlla bütün hakkında bir fikrimiz olması lazım o parçayı anlamlandırmak için. O da metafizikle olur. Biz de bunu hani İslami şeyle bir gayba imanla diyelim. İslam'a imanla mümkün olduğunu söyleyelim. 60. sayfa. Güzel bir ifade var burada. Bütün paragrafı okuyayım ya. Bizde 3 asırdan beri yapılmak istenen ıslahat hareketlerinin bir türlü milli varlığımızı buhrandan kurtaramayışı, kendimize has bir metafizik ortaya koyamayışımızdır. Kaç asırdır Avrupa'dan parça parça ilim, ahlak, sanat almak istedik. Askerlik ve eğitim işlerimizi onlar gibi düzenledik. Avrupa'nın resim ve şeklini, kıyafet ve her zevkini memleketimize soktuk. Bütün bu gayretlere rağmen Avrupalı, yani Avrupalı gibi olamadık. Zira gelişi güzel neyimiz varsa yıktık. Maksatsız şekilde bütün enerjimizi harcadık. Avrupa'da ruh kuvvetiyle içten yapılanı biz göz, kulak ve el kuvvetiyle dışarıdan elde etmeye çalıştık. Bütün cansız uzuvları birleştirerek bir insan meydana getirmeye çalıştık. Bize içimizden hayat veren kaynakları da kuruttuk. Şimdi hepimizin içi karanlıktır. Diyor ve devam ediyor. Evet, kitabın 63. sayfası. Burada acaba bir bilgi yanlışı mı var, tahsih mi var? Kur'an'ın sonsuzluğunu arayarak Allah'a kavuşma sevdası, Allah'a kavuşma sevdası. Okuyamıyorum ya, bir su içeyim. Bismillah. Biraz da acelemden galiba. Kur'an'ın sonsuzluğu arayarak Allah'a kavuşma sevdası, peygamberin Medine'deki hayatında Cebrail'le ilk karşılaşmalarında duyulan metafizik feryadında aranmalıdır. Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'la ilk defa Mekke'de karşılaşıyor. İşte o mağaradaki ilk vahiy hadisesi var ya. Burada niye Medine denmiş onu anlayamadım. Devam edelim. Burada da gençlere, daha doğrusu bir kısım gençlere diyelim, laf vuruyor hoca. Güzel bir laf vuruyor. Okuyalım, hissemizi alalım. Avrupa'dan dönen ve hareket iktidarlarını tamamen kaybetmiş olan bunak ruhlu genç, bizde eksik olan ilimdir der. İlmin ne kaynağını ne de gayesini bilmeyen ilimcilik dininin vaizi kesilir. Bugün bilimsellik şeyi de aynen bu şekil. Çok var vaizi, bilimsellik vaizi. Bilim şöyle, bilim böyle, bilim aslında ne ürettin sen diyorsun, bilim olarak ne yaptın sen, hiçbir şey yok. Ancak Amerika'dan çeviri makale naklediyor size. Oradan video paylaşıyor falan filan. Kendi ürettiği bir şey yok. Avrupa'dan dönen ve hareket iktidarlarını tamamen kaybetmiş olan bunak ruhlu genç, bizde eksik olan ilimdir der. İlmin ne kaynağını ne de gayesini bilmeyen ilimcilik dininin vaizi kesilir. Bu hoş tabir, bütün ifadelerin üstünde hak kazandığı herkesçe kabul olunan ilim kelimesi erken bunamış gencimize iyi bir istirahat siperi olur. Bir daha okuyayım. Bu hoş tabir, bütün ifadelerin üstünde hak kazandığı herkesçe kabul olunan ilim kelimesi erken bunamış gencimize iyi bir istirahat siperi olur. Dinlenir orada diyor, kafayı dinler. Halbuki ilim de metafizik içinde hayat kazanan bir aşk ve iradenin eseri olduğunu anlamak için ilmin kendi tarihine bakmak kafidir diyor ve örnekler veriyor. Orayı atlayalım. Burada çok güzel bir sorgulaması var, 64. sayfa. Yani bunu alıp asacaksınız üniversite duvarlarına. Bizim nesillerin ruh zaafı, kalp ve vicdan hastalığı metafizik kudret ve ilhama sahip olamayışından ileri gelmektedir. Metafizik, bir neslin bütün aşk ve imanının kaynağıdır. Yeni sanat servet-i fünun gibi neden kansızdır? Ressamlarımızın ilham kaynakları neden fakirdir? Niçin yabancı bilginlerinde omuz verip destekledikleri ilim kurumlarımız bunca siyaset ve mevki müşterisi, alkış vüzerası çalgıcı yetiştiriyor da bu isme layık tek bir ilim adamı yetiştirmiyor?
Neden Avrupa'nın ilim ve fenine vakıf bu kadar gencimizden bir tanesi olsun şu süfli mesnet ve mevkileri küçümsemeyerek, bir tanesi ilahi bir inzivaya çekilerek ruh kudretini kendinde bulamıyor da, perişan şahsiyetiyle her biri bir iktidarın eteğinde, ilmin de ahlakın da hasmı olan bir zihniyete, akılları durdurucu bir acz içerisinde hizmet etmekten kendini alamıyor. Neden? Şayan-ı hayrettir, diyor, devam ediyor bu kısım. Şurada devasını da söylüyor, orayı da okuyayım bari, yarım kalmasın. Bütün bu tezatlar, bu duygu sefaletleri ve bu sefaleti fikirlerde iktidar yapan, hayatımızda bu duygusuzluğa yer veren facia, milletimizin bugün bir metafiziği olmayışından ileri gelmektedir. Bu sefaletten metafiziksiz silkinemeyiz. Bize iktidar iradesi ilahi bir kırbaçtan gelecektir, diyor. Biz onu iman diye anlayalım yani. İman bizi şahlandıracak diyelim. İmansız bu iş olmaz. 67. sayfada güzel bir cümle var. Biz muhtar üniversite değil, mesul üniversite istiyoruz. Biz muhtar üniversite değil, mesul üniversite istiyoruz. Şurada da güzel bir cümle var. Ya da birkaç cümle öncesinden geleyim. Bizi zaaflarımızdan sıyıracak bir milliyet ideali düşünürken Allahsızlıkta şifa ummayalım. Garplaşmada hüner görmeyelim. Ruh ve vücudumuzla minnetle bağlandığımız bir toprak ve bir tarihe teslim olmalıyız, diyor. Bakın burası işte hocanın yerli konuştuğu, bu toprakların insan olarak konuştuğu, buradan konuştuğu güzel bir yer. Devam ediyoruz. Burayı geçelim. 75. sayfadan bir yer okuyayım size. Siyah çarşafla tepesinden tırnağını şuradan mı alayım ya? Öncesinden alayım. Bir cümle öncesinden alayım. Bir zümre eski örflerin ve yüzyılların bize devrettiği aile hayatını yaşatmak isterken yeniliği tebrik edenler serbest hayat sahnesine atılıyorlar. Siyah çarşafla tepesinden tırnağının ucuna kadar örtülmüş kadının karşısında Hollywood artistini bile vekarlı ve edepli gösterecek bir çıplaklık modasına can atan dişiler cemaatin alkışlarına boğuluyor. Bizi ikiye böldü, diyor bu inkılap süreci. Onu anlatıyor burada. Ve o inkılabın oluşturduğu fay hattının iki yanındaki insanları tarif ediyor. Beklenen nizam başlıklı yazı. Devam ediyoruz. 79. sayfadayız. Burada da Hegel Hitler ilgisine dikkat çekmişliyim. Burayı okumayayım. Hızlı geçeyim. Süremiz az kaldı çünkü. Asrımızın başında 80. sayfa. Asrımızın başında hasta iradeler tarafından tercümesi yapılan Madde ve Kuvvet adlı kainatımızı maddeye irca edici bir kitabın mektep sıralarındaki gençliğin imanı üzerinde zehirli bir rüzgar gibi estiğini hatırlıyoruz. O zaman Darülfünun denen üniversite bundan habersiz kalmıştı. Bunun arkasından bir Yahudi düşünür olan Emil Durkheim'in ferdi irade ile mesuliyet ihtirasını kökünden kurutan cemiyetçilik, sosyalizme davası, Ziya Gökalp'in beynine gizlenerek ruhi iktidarından ümitsiz, yalnızlığından korkmuş, Allah'ın eli kendisine uzanabileceğinden şüpheli bir nesli kuvvetli pençesine geçirdi. Allah'ın yerine cemiyeti koyan bu fikir sistemi de üniversiteyi uykusundan uyandıramadı. Göz, kulak ve ellerle tanıyabildiğimizin ötesinde hakikatin bulunmadığını haber veren hasta pozitivizmin mutlak hakikat bulunmadığı iddiasına körlerin sevinci gibi bir sevinç boşanmasıyla koşanlar esasen üniversitenin kurucularıydılar, diyor. Buradaki eleştirilere devam ediyor. En son şey diyor, yani şu akım geldi, bu fikir geldi, şu dalalet geldi, hepsinde diyor üniversite sessiz kaldı, hepsini diyor midesine indirdi. En alt şunu diyor. Üniversite bunu da hoş karşıladı.
Nihayet Karl Marx'ın tarihi maddeciliği bütün debdere ve ihtişamıyla kımıldanırken onu zekalar değil, yalnız zabıta takip ediyordu. Muhtar üniversitelerin onu her kuvvet önünde eğilmeye hazır bir iktidarsızlıkla karşıladığına kendi içine çekilmiş sükutu şahittir. Üniversiteler diyor, Türkiye'ye ideolojik olarak giren hiçbir şeye karşı refleks göstermiyorlar diyor. Bu güzel bir eleştiri, sahiden öyle yani. Bir dalalet geliyor, bir akım geliyor, bir şey geliyor. Üniversiteleri genelde ona da hoşgörü gösterelim, onu da alalım. Ya diyor, senin bir fikrin yok mu, bir ahlakın yok mu, bir düşüncen yok mu, bir eleştirin yok mu diyor bunlara karşı. Niye hep diyor sinene basıyorsun her geleni diye bu sayfa boyunca eleştirisini yapıyor hoca. 82. sayfada artık üniversitelere racon kestiği yere gelelim. Üniversitenin ortaya koyduğu ahlak ideali nedir? Bu Epikür ahlakı mıdır? Vazife ahlakı mıdır? Hristiyan veya İslam ahlakı mıdır? Bu nokta tamamen meçhul. Çünkü böyle bir şey yoktur. Gençliğin sahipsizliği denince ilk akla gelen işte bu davanın perişan manzarasıdır. İlahir devam ediyor. Üniversitenin mesuliyeti yazısı 83. sayfa. Üniversite muhtariyet almadan önce olduğu gibi aldıktan sonra da belki evvelkinden daha fazla siyaset yapmıştır. Bakın, güzel bir eleştiri, haklı bir eleştiri. Biz diyoruz ki işte üniversitelerin hür fikir ortalaması için, ortamına sahip olması için muhtariyetinin olması lazım falan filan. Biz demiyoruz da diyenler var, illa bu lazım falan diyorlar. Halbuki diyor, bu üniversiteleri korumuyor ki, ilim üretme konusunda konsantre etmiyor diyor. Daha fazla siyasete karışıyorlar. Asıl bizim ihtiyacımız olan üniversitenin siyasetten uzak durup ilme konsantre olması. Yine güzel bir cümle var burada. Şuradan bir yerden alayım. Eğer bütün halk 27 yıl millete ve onun irade ve imanına karşı koymuş olan bir irade cihazının millete her sahada felaket olan meşum eserini münevver diye adlandırdığı bir zümrenin eliyle hayatımıza mal ettiği ve 7 yaşındaki çocuktan başlayarak en yüksek tahsil basamaklarındaki dimağlara kadar hiç acı duymadan bu zihinlere aşıladığını düşünse, seçim sandıkları etrafındaki heyecanından daha fazlasını üniversite duvarlarının etrafında harcardı. Yani üniversite diyor, bugün toplumumuzu şekillendiren bir şey. Bizim dalaletimizin de veya hidayetimizin de diyor müessesesi orası olması lazım gelirken. Fakat bugünkü hali diyor, yani karanlığı arttıran bir şekilde biz diyor sandıktan yapacağımızın daha fazlasını, sandık için gösterdiğimiz gayretin daha fazlasını, o yıllarda sanıyorum bir sandık koruma mevzusu var seçimler sırasında, ondan daha fazlasını diyor şey için göstermemiz lazım. Üniversiteler için diyor gayret göstermemiz lazım. Üniversiteleri korumak için. En azından zihniyetini yerli bir zihniyete çevirmek için diyor. Burayı da hızlı geçiyorum. Aslında yazının tamamı güzel ama arkadaşlar, vaktimiz de çok kalmadığı için hızlanmaya çalışıyorum. 90. sayfa. Millet sosyalizmi komünistlerin her hakikati zehirleyen hezeyanlarına kurban ediyorlar diyor. Burada sosyalizmi komünizmden ayırmak gerektiğine dair bir şeyler söylüyor ama oraya girmeyeceğim, iş uzayacak, geçiyoruz. İnce Mehmet eleştirisi var. Kitabın genelinde İnce Mehmet'e hoca ince ince laf dokunduruyor, burada da dokunduruyor. Mükemmel lakin alelade bir eşkıya hikayesinden başka bir şey olmayan İnce Mehmet'i memleket hikayeleriyle karşılaştırmak edebiyatımızın yarım asırda yuvarlandığı uçurumu göstermeye kafidir. Mükemmel lakin alelade bir eşkıya hikayesinden başka bir şey olmayan İnce Mehmet'i memleket hikayeleriyle karşılaştırmak edebiyatımızın yarım asırda yuvarlandığı uçurumu göstermeye kafidir diyor. Yine enteresan bir şey var hocanın eleştirisi, haklı bir eleştirisi elbette. Sevgiden ayrılmayan hürmet, hürmet demiyor hoca, hürmet diye kullanıyor hep kitapta. Sevgiden ayrılmayan hürmet,
ahlakımızın temelidir. Hürmet hayatın her sahasında, ailede, okulda, alışveriş yerinde, gazetede, siyasette, sanatta ve dinde yaşatılır. Halk yayınlarının cinsiyet sahnelerini her gün, her akşam büyüklerinin yanında seyreden çocuğun kafasında hürmet kavramı kalır mı? Bakışlarında büyüklük manası barınır mı? Yani o iğdiş edilme, en mahrem şeyi, en saygı göstermesi gereken kişilerin yanında görme, o tecrübeyi yaşama ahlakımızı yontuyor diyor, hürmet duygumuzu yontuyor diyor, haklıdır. Tarihi dosdoğru okumayan Türk genci, gerçek atası Fatih'in hocası ile camide bile karşılaşsa ayağa kalktığını nereden bilsin? Büyük mutasavvıf Molla Cami atına binerken, alim hükümdar Hüseyin Baykara'nın atının yularını ve onun şair veziri Alişir Nevai'nin de üzengisini tuttuklarını bilmeyen Türk genci, insandaki büyüklere hürmetin değerini nereden öğrensin diyor ve devam ediyor. İlerleyelim, hızlanmaya çalışalım ama çok da vaktimiz kalmadı. Yarılayamayacağız bile galiba. Burası güzel bir yer, 97. sayfa. Bir iki cümle okuyayım. Bize cellatlık emrolunmadı. Belki emrolunan, bizden istenen, bu hayret verici nizam içinde yerimizi, varlığımızın hikmetini düşünmektir. Dilsiz kainatla konuşmasını bilmektir. Onu dile getirmektir. Bundan hayatın manasını çıkarabiliriz. Biz kainata eklenmiş bir parça mıyız? Yoksa asıl kitap bizde mi okunuyor? Biz kainata eklenmiş bir parça mıyız? Yoksa asıl kitap bizde mi okunuyor? Diyor ve devam ediyor metin. Burayı da hızlandık, geçtik. Şurası da güzel. Dayanamıyorum okuyacağım 102. sayfada. İslam ruhunun şaşkın davacıları bir sürü büyücünün önderliğiyle büyük şehrin kalın duvarları arasında homurdanan makinenin sefahatına sığınmış bir din hayatı arıyorlar. Dost terk edildikten sonra dostluktan dem vuran zavallılar gibi bunlar her davranışı Allah'ı unutturan bir hayatın içinde, bakınız dikkat, her davranışı Allah'ı unutturan bir hayatın içinde dindar olunacağını sanıyorlar. Yalın kılıçla kalbe iman kazandıracaklarını zannediyorlar, diyor ve devam ediyor. 107. sayfada, bütün hürmet duygularını, hürmet duygularını, hoca hürmet diye kullanıyor demiştik. Bütün hürmet duygularının öldürülmesi demek olan şımarıklık, yarınki hayat sahnesinin hakimi olan çocukların ruhunda ibadet mi bırakır? Hürmetsizliğin filizlendiği kibirle egoizmin hizmet ve hürmet duygularını yeşertmesi hiç mümkün olur mu? Çocukları dünyaya gözünü açtığı günden beri gülüşlerini bir demir kitlesinin emelleriyle karşılayan, onların bakir ruhlarından sonsuzluğun müphem ümitlerini kazıyıp da üç boyutlu eşyanın sevgisini dolduran aileler, ruhun kanatlanması olan doğa halini öldürerek İçgüdülerinin terbiyesine terk ettikleri yavrularından ne bekliyorlar, diyor hoca. Yine burada güzel cümleler var. İşte okumasak olmuyor. İşlenen cinayetten aile de sorumludur. Görevini aşk ve ibadet diye yapmayı bırakıp da onun yerine iktidarı ve sözü geçerliği arayanların hepsi mesuldür. Gençliğini bir yüksek makam sandalyesine tırmanma hırslarıyla geçiren genç nesillerin bugünkü çocukları da mesuldür. İnsan, köklerine başkalarının salacağı suyu bekleyen ağaç değildir. İnsan, köklerine başkalarının salacağı suyu bekleyen ağaç değildir. 109. sayfadan bir cümle. Musibetlerin hikmetine dair. Ruh yapısında irade yerine saldırtıcı intikam ve ihtiraslardan başka tohumlar ekilmeyen, dini bile aşka yabancı bir kim müessesesi haline getiren bu neslin atisi kadar karanlık ve korkunç bir sahne tasavvur edilemez. Çaresi de bulunmayacak bir büyük felaket bu neslin nasibidir. Çaresi de bulunmayacak bir büyük felaket bu neslin nasibidir. Her kirli şeyi temizleyen ateş gibi her zilleti,
her türlü ruh sefaletini ve insanlığın bu derece alçalışını temizleyip ortadan kaldıracak kuvvet elbette musibettir. Her kirli şeyi temizleyen ateş gibi her zilleti, her türlü sefaletini ve insanlığın bu derece alçalışını temizleyip ortadan kaldıracak kuvvet elbette musibettir. Bütün insanlığın görmeyen bakışlarla saldırırcasına vahşiyane yürüdüğü bu yolda kader kadar insafsız terbiyeci bulunmaz, diyor ve devam ediyor. Yani Allah'tan belamızı istiyoruz diyor. Bu gidişle başımıza bir bela gelecek diyor. Burada Nurculara, Süleymancılara falan bir şeyler söylüyor. Daha dün Amentü'yü ağızlarına alamayanlar şimdi Nurcu, Kursçu, Süleymancı gibi kafilelere, mukabeleci, mevlitçi, duacı gibi taifelere ayrılmış bulunuyorlar. Şüphe yok ki hepsinin derdi cehaletin örterek gizlendiği kibirdir. Şüphe yok ki hepsinin derdi cehaletin örterek gizlediği kibirdir. Taş bize de geldi Nurcular. Şüphe yok ki hepsinin derdi cehaletin örterek gizlediği kibirdir. Nefsimizi temizle çıkarmayalım. İlla kusurumuz vardır. Burada mesela sosyalizm kelimesinin İslam ile bağdaşıp bağdaşmayacağını öğrenecekler. Büyük mahkemede kul hakkının hesabının nereden başlanacağını da anlayacaklardır falan. Yukarıdan gelerek söylüyor bunu. Yani buralarda hep hissettiriyor. Sosyalizmin hani İslam içinde de bir şeklinin olabileceğini ya da İslam'ın sosyalizmin aşılanabileceğini falan düşünüyor gibi hoca sanki. Tabii sosyalizmi nasıl anlıyor, nasıl tarif ediyor? O kısmı biraz daha meçhul. Bakıyorum, evet çok az vaktimiz kaldı. Bunca yabancı canavar kuvvetlerin batıdan birer sel gibi gelip yurdumuzu köylere varıncaya kadar kapladığı günde, karısını hac ziyaretine yolladığı ve camiye de 500'lük bir mukabele minderi oturttuğu halde, evladını yabancı okula vererek ruhunda kalan son İslam mayasını da orada çürüten zenginin bu yaptığı, vatana ihanet kelimesinden başka hangi kelimeyle adlandırılabilir? Yani çocukları diyor yabancı okullara verip beyinlerini batıya teslim ediyorsunuz. Ama bir de onun haricinde kendinizi diyor hani vatanın asıl evladı, dindar evladı sayıyorsunuz diyor, bu çok yanlış. Burada haklı mesela. Tamam, buna bir şey demiyorum. Yine karısını hacca yollasın. Gene camiye o minderi alsın. Neyse artık o. Ama çocuğunu da göndermesin. Hoca haklı yani. Şu güzel cümleyi de okuyayım arkadaşlar. Bu cümleyle bitirelim. Kitabın yarısına gelebildik ancak. Diğer yarısındaki cümleleri okuyamadık. Bununla bitmiş olsun. Aşkın şanı kendisinden başka her şeyi unutturmaktır. Aşkın şanı kendisinden başka her şeyi unutturmaktır. Evet arkadaşlar, bu kitaplık bu kadar paylaşım yapmış olayım. Kitapta daha çok güzel cümleler var. Ben işte Twitter'da da bununla ilgili paylaşım yaptım. Hoca bence üsluben çok başarılı. Dili çok heyecanlı. İnsanı böyle harekete geçiren, hakikaten Hareket Dergisi'nin yazıları bunların çoğu zaten. Harekete de geçiriyor insanı. Heyecan veren yazılar, çok başarılı bir üslup, çok iyi metinler, çok iyi çalışılmış metinler. Harala gürele yazılmamış yani. İçinde çok iyi cümleler var, çok sağlam böyle derleyip toplayan. Aforizma gibi Twitter'a yazsan bilmem kaç bin tane RT alacak cümleler var. Onun dışında çok iyi eleştiriler var. Üniversite sistemine, sabık rejime veya insanın kendi içine dair çok sağlam eleştiriler de var. Fakat işte hoca felsefeci olduğu için bence felsefenin etkisiyle biraz da tam şey yapmıyor mesela. Muvazene-i şeriatı tam koruyamıyor diyeceğiniz yerlerde var. Bunlara rast geleceksiniz. İleride vahdetil vücut yazıları var mesela. Onlarda ben böyle hani yine alerji oldum, tüylerim kabardı. Haklı haksız bilemiyorum. Veya işte evrimden bahsettiği yerler öyle. Bunun gibi itikadi mevzular, kaderle ilgili yazısı var mesela. O kaderle ilgili yazısını ben niyeyse Cebriye'ye çok yakın gördüm. Vahdetül vücutla da ilişkili olabilir bu. Ama bunun dışında kitap güzel bir metin. Hani şey gözüyle bakmak lazım. Bu kitaptan itikat almak yanlış. Bu kitaptan, çünkü hoca felsefeci, alan itikat değil. Akaid hocası falan değil yani. Onun eğitimini de almamış.
Elbette felsefeyle çok meşgul olduğu için de üzerinde felsefenin etkisi var. Bizde felsefecilerden itikat almak çok tavsiye edilmez. Yani iyi bir şey değildir. Onun yerine hocanın eleştirilerine bakıp itikadımızla uyumlu olduğu her bilgiyi almak, her cümleyi almak, üslup öğrenmek, yazarlık öğrenmek bunlardan bize iyi gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de son öngörüsünü söyleyerek bitireyim. Hoca kitabın içinde sık sık 3. Dünya Savaşı'nın Çin'den kaynaklı olacağını söylüyor. Ya, aklı denk gelirse bir tane onlardan okuyayım. Öyle de son alıntımız olsun. Hemen denk gelirse arkadaşlar sizi fazla tutmadan. Bir tanesi mesela. Yok, burası değilmiş. Çin'le ilgili ama çok üreyenlerin az üreyen milletler için tehlike olacaklarını düşünürken de Çin dünyasını unutmayacakları akla geliyor. Batı diyor Çin dünyasını unutmaz diyor. Onun nüfus şeyinden korkuyor. Onu söylüyor. Devam edelim, bir tanesi denk gelse. Şurası olabilir mesela. Amerika'nın tröst kralları kadar Avrupa'nın kaderini ateşle çizme davasını bir gün mutlaka gerçekleştirecek olan koca Çin de gelecekteki harbin İsrafil surunu üfleyebilecek kuvvettir. Çin de gelecekteki harbin İsrafil surunu üfleyebilecek kuvvettir diyor. Varsa bir tane daha okuyayım. Dünya harbi şüphesiz ki bu iki zalim kıtaya onların iki kadar zulümle cevap verecek olan Çin'den çıkacaktır. Dünya harbi şüphesiz ki bu iki zalim kıtaya onların iki kadar zulümle cevap verecek olan Çin'den çıkacaktır. Hakikaten de bugün Amerika ile Çin'in o Pasifik'teki gerilimleri bir savaş geliyor şeyini hissettiriyor yani. Hızlı bir şekilde silahlanıyorlar. Hem Amerika silahlanıyor, hem Japonya'ya izin verdi. Japonya silahlanıyor. Oradaki diğer ülkeler silahlanıyor falan. Kaynayan bir deniz var. Allah hayra yazsın. Ama belki de öyle olacak gerçekten. Üçüncü Dünya Savaşı Çin'le başlayacak. Allahu lalem diyelim. Bu kitaplık da bu kadar arkadaşlar. Kitabı tavsiye ederim. Yani okuyun mutlaka bu kitabı. Ancak uyanık bir zihinle okuyun. Hocanın her dediği doğruymuş gibi okumayın. Eleştirilecek şeyleri var. Hocanın alanı felsefe. Şu alanlarda belki sözler o kadar da hakikate isabet etmiyor olabilir. Acabasıyla okuyun. Faydasını görürsünüz diye umuyorum. Bu kitaplık da bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.